HP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Uluf. Laravel eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte Laravel'de bir kütüphaneden bahsedeceğim. Bu kütüphane resim dosyalarımızda düzenleme yapmamızı sağlayan bir kütüphane. İlgili kütüphaneye erişebilmek için size yine videonun altında linki paylaşacağım arkadaşlar. Kütüphanemizin ismi Intervention Image olarak geçiyor arkadaşlar. Bu kütüphanemizde resim dosyalarımızla ilgili düzenleme yapmamıza olanak sağlıyor. Hem resimlerimizi kaydedebiliyor hem de resimler üzerinde boyutlandırma yapabiliyor. bilin üzere biz PHP'de bazı düzenlemeler yapıyoruz. Resimlerimizi yüklüyoruz. Ancak en sık sorulan sorulardan birisi şu oluyor. Hocam mesela çok büyük boyutlarda resimler yüklemeye çalışıyor. Örnek veriyorum 3000'e 5000 boyutlarında resimler yüklemeye çalışılıyor. Tabi bu boyutlar arttıkça ilgili dosyanın boyutu da arttığı için web sayfalarında resim boyutlarından kaynaklı yavaşlamalar da söz konusu oluyor. Böyle bir durumda resmi yüklerken yükleme sırasında resmin boyutunu nasıl oranlayarak küçültebiliriz? Bu sorular en çok karşılaştığım sorular arasında yer almakta arkadaşlar. Dolayısıyla Laravel'de şöyle bir özellik var. Buradaki kütüphaneyi kullanarak resmi yüklerken ya da var olan bir resmi sitemizde gösterirken bunu boyutlu olarak da gösterebiliyoruz. Tabi sadece boyut demek burada yetersiz. Çünkü birçok özelliği aynı zamanda bu paket sayesinde yapabiliyoruz. Nasıl peki bu paketi ilgililere ver projemize dahil edeceğiz? Nasıl kuracağız ve kullanacağız? Bununla ilgili adımlara geçelim. Kurulum için ilgili kütüphane bölümüne gidiyorum bakın. için yapısı içerisinde bakın aşağı doğru indiğimde Composer üzerinden ilgili paketi kuruyoruz arkadaşlar. Burada PHP Composer PR yapısı üzerinden kurulum gerçekleşiyor. Bakın aslında şuradaki record, Intervention image dediğimiz şuradaki kütüphanenin yoluna aslında biz kuracağız. Hemen şunu şöyle kopyaladım. Yani sadece şu bölümü kopyalıyorum. Başta bulunan şu bölümü almıyorum. Bunu kopyaladıktan sonra ilgili Laravel sayfamız içerisinde yeni bir konsol yeni bir terminal ekranı açıyorum arkadaşlar. Ve burada şunu yazıyoruz. Composer dedikten sonra bir boşluk bırakıyorum ve kopyalamış olduğumuz ilgili kütüphaneyi yapıştırarak Enter tuşuna basıp kurulmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu an paketim kurulmaya başladı. Paketim tamamlandıktan sonra yapmamız gereken Birkaç adım kalacak sadece. Öncelikle bunun tamamlanmasını bekleyelim. Kurulumumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Hemen bunu kapatıyorum. İkinci adıma geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi biz Composer üzerinden Laravel paketimizin içerisine bunu dahil ettik. Ancak sınıfların da sistemimiz içerisinde belirtmemiz gerekiyor. Nedir bu? Hemen kurulum sayfasına geliyorum bakın. Şöyle biraz daha aşağı doğru inelim hızlı bir şekilde. Şöyle biraz daha inelim. Burada arkadaşlar öncelikle provider yapısı içerisinde bu yüklemiş olduğumuz dosyamızın provider'ını sınıf olarak tanımlamamız gerekiyor. Bakın ne yapıyorum? Şuradaki bölümü, şuradaki komutu şu şekilde sağ tıkladım, kopyaladım ve hemen projeme geliyorum. Burada sol tarafta arkadaşlar şunları kapatabiliriz. Sol tarafta config isimli dosyamız, klasörümüz mevcut. Bakın config dosyasını açıyorum ve burada app.php isimli bizim bir config ayar dosyamız var. Bu sayfayı buradaki app.php sayfasını açarak aşağı doğru iniyorum. Provider bölümüne kopyalayacağız arkadaşlar. Aşağı doğru indiğinizde bakın Providers isimli bölümü göreceksiniz bu sayfa içerisinde. Providers yazısının içerisinde buradaki kütüphane içerisinde öncelikle kopyalamış olduğumuz buradaki yani şuradaki bölümü tamamen şu şekilde kopyalayarak bu sayfamın içerisine dahil ediyorum. Hemen bir enter diyerek alt satıra indim. Buraya yapıştırdım. Sonuna da virgül eklemi unutmuyorum arkadaşlar. Bu şekilde kütüphanemi dahil ettim. Tamam. Peki çağırırken nasıl çağıracağız? Yani image olarak kullanabilmemiz için ilgili sınıfı bu sefer şuradaki kütüphanemizi belirteceğiz. Yine aynı dosya içerisinde. Dolayısıyla bunu aynı şekilde kopyalıyorum ve hemen tekrar geldim sayfam içerisinde. Hemen aşağı indim. Bakın şurası zaten yani providers yapısının hemen altında bulunuyor burası da. Aşağı doğru iniyorum ve view yapısından view yapısından hemen sonra buraya geldim. Buraya aynı komutumu kopyalamış oldum. Oradaki klasımı yapıştırarak virgül seçeneğimi ekliyorum bu şekilde kaydettik. Gayet güzel. Şu an kurulu şekilde hazırlanmış oldu. Ayar sayfamızı kapatabiliriz. Şöyle geldim hızlı bir şekilde. Bu işlemden sonra bunu nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Bakın şöyle bir geri geleyim sayfa içerisinde. Örnek kullanımları ilgili sayfa içerisinde zaten sizlere gösteriyor. Bakın ne yapmış? Image isimli bir Değişken tanımlamış ve image sınıfı üzerinden ilgili resim yolumuzu belirterek bu resim yolunu çağırarak bize bir revize işlemi gerçekleştirmiş. Aslında şuradaki yapıyı kullanabiliriz. Şuradaki yapımız bizim için yeterli olacaktır. Dolayısıyla şunu yapıyorum bakın. Şuradaki komutumu yani şuradaki yapımı bu şekilde kopyalıyorum. Daha sonra root dosyam içerisinde şöyle aşağı doğru ineyim. Bir tane daha yeni bir root tanımlamak istiyorum. Dolayısıyla şöyle dedim root diyorum. İki nokta ekledim. Yine get metoduyla çağıracağız. Çağıracağımız yol ne olacak arkadaşlar? Resim olsun. Resim olarak çağırdığımızda ilgili bölüme gitmesini istiyoruz. Neresi çalışacak? Bir fonksiyon çalışacak. Yani function diyorum. Hemen parantezlerimi açtım. Süslü parantezlerimi de açtım. Ve bu şekilde root yolumu belirttim. Hemen ardından resim olarak çağırdığımızda Kopyalamış olduğumuz buradaki kopyalamış olduğumuz dosyamızı buradaki komutumuzu root içerisine ekliyorum. Image içerisinde hangi resmi göstermek istiyorsak bu resmi belirtiyoruz arkadaşlar. Şöyle yapıyorum bakın şu kısmı şöyle silebiliriz şöyle tamamen kaldırıyorum. Şöyle kokuğumu da kaldırıyorum. Bakın şu şekilde resmimizi belirttik. Hemen ardından bir alt satıra gelerek şöyle geleyim. Bir alt satıra gelerek return ile geriye dönecek sonucu belirtiyorum. Sonucumuz şu olacak. Image üzerinden değerimize eriştiğimiz için image içerisindeki response yapısını kullanacağız. Parantezlerimi açıp kapattım ve noktalı virgülümü ekledim. Dönecek olan değerimiz yine jpeg türünde olacak arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyoruz. Resmimizi belirttik ve ardından resmimizi ekranda göstermek için buradaki parametreyi çağırıyoruz. Peki resmimiz public cluster içerisindeki resim ismi olacak. Hemen onu açalım bakın. Public cluster içerisinde daha önce de hemen kopyalamış olduğum bir resmim vardı. php.jpg isimli bir resmimiz var public klasörü içerisinde. Hemen bunu belirtebiliriz. Burada public demenize gerek yok arkadaşlar. Direkt public olarak algılayacaktır. Ancak erişemezsek yani public olarak algılayamazsak bu sefer public klasörüne erişeceğimiz küçük bir komutumuz var onu kullanırız. Hemen php diye php.jpg şeklinde çağırıyorum. Resim olarak çağırdığımızda php isimli ilgili resmimizi response ederek göstermesini istiyoruz arkadaşlar. Tabi bu orijinal boyut olacak. Dosyamızı açtığımızda bakın şöyle bir büyüklükte bir resmimiz var. Bu resmi aslında göstermek istiyoruz Yapmak istediğimiz işlem bu. Hemen resim olarak bir çağıralım bakalım herhangi bir hatamız var mı? Beraber görmüş oluruz. Bakın geldim. Resim olarak çağırıyorum hızlı bir şekilde. İlgili resim dosyamız başarılı bir şekilde şekilde orijinal boyutu ile bakın orijinal boyutu ile geldi. Peki ben bu resmin boyutunu küçültmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bu sefer arkadaşlar buradan da inceleyeceğimiz üzere resize dediğimiz bir yapımız var. Yani metodun içerisinde Refive olarak siz belirttiğinizde bu sefer resmi boyutlandırarak ekleme işlemi yapıyor. Hemen deneyelim. Bakın geldim şu şekilde make dedikten sonra bir ok işareti çıkardım ve resize diyorum resize içerisinde iki parametre oluyor birincisi genişlik ikincisi yükseklik dediğimiz iki parametre biz 300'e 300 oranda olmasını istiyoruz bu şekilde 300'e 300 olarak belirtiyorum resmimi. Bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın resmimi henüz kaydetmedim. Yani burada kayıtlı değil. Orijinal boyutunu 300'e 300 şeklinde göstermek istediğimi söyledim programıma. Hemen geliyorum bakın tekrar. Sayfamı yenilediğim zaman bu sefer 300'e 300 oranda resmim küçülmüş oluyor arkadaşlar. Bir de bu resmi bu şekilde kaydetmek isteyelim. Yani sistemimizde var olan resmi bu şekilde kaydetmek isteyelim. Bize sunulan yapılar içerisinde arkadaşlar save dediğimiz metodumuz var. Şöyle sol tarafı doğru gelecek olursak bakın save isimli bir fonksiyon var. Bu fonksiyon ilgili resimleri kayıt etmek için kullanılıyor. Biz de aynı şekilde ilgili resmimizi kayıt etmek için kullanalım. Nasıl yapacağız? Hemen geliyorum bakın. Resmi göstermeden hemen önce şuraya geliyorum ve diyorum ki dolar image içerisinde sev diyerek kaydetmek istediğimi belirttim. Nereye kaydedecek? Yine aynı şekilde public dizini içerisine kaydetsin resmimizi. Bu sefer php oran isimli bir isim ile kaydetmesini istiyorum. Yani buraya diyorum ki php alt oran şeklinde kaydetmesini istiyorum. Tabii ki jpeg uzantılı olacak ilgili dosyamız. Bu şekilde kaydetmesini istediğimi belirttim ve hemen tekrar sayfama gelerek sayfamı tekrar yeniliyorum. Herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Şu an resmin başarılı bir şekilde önünde duruyor. Hemen bakalım klasörümüze gerçekten kaydetmiş mi? Bakın şu PHP orijinal resmimiz yukarıda PHP oran nokta isimli dosya kaydedilmiş. Buraya tıkladığımda da bu sefer bu boyutta resmimizin geldiğini görebiliyoruz. Sitelerimizde gösterirken bu oranlarda sitelerimizde ilgili resimleri gösterebiliriz arkadaşlar. Peki bir input yani bir file nesnesi üzerinden biz bu resmi yüklemeye çalıştığımızda nasıl oran Yaparak yükleyebiliriz. Buna birlikte bakalım. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle bir tane hemen bir search klasörü içerisinde, views klasörü içerisinde bir tane örnek bir sayfa blade oluşturalım. Diyelim ki resim.blade.php olsun ismi. Bir tane örnek form oluşturuyorum arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Action kısmımıza şu an için herhangi bir değer vermeyeyim. Şu an için bu şekilde kalsın. Ve şuraya da Encrypt Type diyorum. Multipart Form Data diyerek resim yüklemek için bu özelliği aktive ediyorum. Şuradaki yapımızda da bir input verelim. Diyelim ki input type file diyerek name resim diyerek resim yükleyeceğimizi belirtelim. Bu şekilde bir resim olsun. Şuraya da resim diyerek iki nokta ekleyebiliriz. Bu şekilde gönder dediği zaman resmimizi yüklemesini istiyoruz. Nereye atacak peki? Nerede yükleyecek? Yani bu formu çalıştırdığımız zaman hangi metodu çalıştıracak? Bunu da yapalım. Hemen web isimle ilgili sayfam içerisine geldim arkadaşlar. Burada resim olarak çağırdığımda öncelikle bu view'e erişelim. Yani şu kısmı şöyle pasif ediyorum hızlı bir şekilde. Daha sonra return ile view diyerek ilgili view'i göstermesini istiyorum. View nesnemiz neredeydi? Tabii ki de resim olarak ana dizimizde yer alıyordu. Resim olarak bu view'imizi gösterelim öncelikle. Geldim bakın. Sayfamı yeniledim. Ve şu an form ekranımız buraya geldi. Gönder dediğimizde herhangi bir yere şu an gitmiyor. Herhangi bir modül vermediğimiz için bu şekilde. Hemen yeni bir root oluşturarak bu root'ta da bu işlemi yapalım. Bakın root dedim. iki nokta ekledim. Yine post metoduyla gelen değerimiz olacak. Gönderilen değerimiz post olduğu için çünkü. Hemen şöyle bir yol verelim. Diyelim ki yükle isimli ilgili linke gitmesini istedim. Fonksiyon olarak da yine rutumuz içerisinde bir fonksiyonumuz olsun. Herhangi bir controller dosyası oluşturmamıza gerek yok bu aşamada. Yükle olarak ilgili sayfaya gittiği andan itibaren tabi bir de buna isim verebiliriz. Şuraya name deyip bakın. Şöyle parantez içerisinde yükle diyebiliriz. Bu şekilde isimlendirme yapabiliriz. Bu işlem yapıldığı andan itibaren yükleme işlemini biz buradaki rutumuz içerisinde yapabiliriz arkadaşlar. Hemen öncelikle resim blade'ine gelerek şuradaki bölüme rutumuzun ismini bir verelim. Yani yüklü ismini verelim. Root diyorum şöyle root dedim parantezlerimi açtım ve yükle şeklinde ismini yazdım. Gayet güzel. Yükle olarak ilgili sayfaya yani root'uma gönderdiği zaman buradaki fonksiyonun çalışmasını istiyorum root dosyam içerisinde. Bu işlemi bir Controller dosyasına bağlayarak orada da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hızlı olması açısından root dosyası içerisinde bunu belirteceğim. Şimdi yükleme işlemini nasıl yapacağız? Gelen değerimiz bir input nesnesi üzerinden geldiği için yani bir post yapısı üzerinden gönderildiği için bizler post yapılarını request yapısı üzerinden alıyorduk. Request metodu üzerinden alıyorduk. Dolayısıyla ilgili kütüphanenin sayfasına arkadaşlar çok fazla detay zaten mevcut. Bakın şurada image uploads isimli bir bölüm göreceksiniz. Yani resim yükleme sırasında kullanılan metottur aslında bu. Bu şekilde kullanımları var. Biz de bu şekilde kullanım yapacağız. Kullanacağımız metot şu. Şuradaki, şuradaki görmüş olduğunuz ilgili fonksiyonumuzu çağıracağız aslında buradaki kütüphane üzerinden image isimli kütüphanemiz bakın buraya geldim aynı değeri buraya yapıştırıyorum image isimli kütüphanemizde input nesnesinden gelen foto değil de biz name ismine resim ismini vermiştik resim üzerindeki ilgili verimizi yüklemesini istiyoruz Nereye yükleyecek? Yine public klasör altına, yani şuradaki public klasör altına yükleyecek. Buraya da yeni diyelim, yeni resim olsun. Yeni resim olarak yüklemesini istiyoruz. JPEG formatında yüklemesini istiyoruz arkadaşlar gayet güzel. Peki input mu diyeceğiz biz buraya? Tabii ki hayır. Burası responsive olarak request yapısı üzerinden gönderildiği için buraya request formatını, request fonksiyonunu çağırarak kullanacağız arkadaşlar. Yani diyorum ki request diyorum. Parantez açıp kapattım ve bir ok ekleyerek fal nesnesi üzerinden resim alanının yüklenmesini istediğimi belirtiyorum. Böylece ilgili resmin yüklenmesini sağlamış olacağız. Yüklenen resmi arkadaşlar alt tarafta gösterebiliriz. Yani şu bölümde de gösterebiliriz. Ancak onun öncesinde bir deneyelim. Gerçekten de resmimizi yüklemiş mi? Bu şekilde kaydediyorum. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Tekrar sayfamı geldim. Sayfamı yeniledim. Form ekranım geldi. Bir tane örnek resim seçiyorum. Resmi seçip aç diyerek resmimi seçtim ve gönder diyorum arkadaşlar. Şu an gönderme işlemini yaptı bakın. Yükle sayfasına gitti. Post etti verimi. Herhangi bir mesaj vermediğimiz için şu an sayfamız boş geldi. Gerçekten de sayfamızı yüklemiş mi? Zaten yüklerken bakın arkadaşlar resmimizi yüklüyoruz ama 300'e 200 ebatında yükle diyoruz. Yani ebatı bu şekilde belirtiyoruz. Sev diyerek yeni resim şeklinde bu isimde kaydetmesini istiyoruz. Yani upload işlemi sırasında resmi boyutlandırma işlemini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ardından bakalım public closure'ımız içerisinde gerçekten de gelmişim. Bakın burada sol tarafta yeni resim yani şurada belirlemiş olduğumuz isimde yeni resim şeklinde ilgili dosyamız gelmiş. Hemen dosyamı açtığımda bu boyutlara göre resmimizin başarılı bir şekilde yüklendiğini görebiliyoruz. Gayet güzel. Resim üzerinde daha Pek çok kütüphaneyi buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum resmi gri renkte gri tonda yüklemek gri tonla dönüştürmek istiyorsanız yine buradaki yapıları kullanabilirsiniz. Gri skala dediğimiz özelliği kullanabilirsiniz bunun için. Yani resmi bu boyuta dönüştürmüş olur. Örnek verecek olursak çok kısa bir şekilde hemen şöyle geleyim. Buradaki yani şuradaki API yapısı içerisinde şöyle aşağı doğru indiğimde Grafikala isimle ilgili fonksiyona gittiğimde kullanımlarını zaten buradan gösteriyor arkadaşlar. Örnek kullanımlarını buradan görebilirsiniz sizlerde. Buradaki şuradaki image yapısını buradaki fonksiyonu kopyalıyorum aynı şekilde. Sayfam içerisine geldim. Bu sefer yine resim olarak çağırdığımızda resmi aynı şekilde göstermesini istiyoruz. Şunu şöyle pasif edeyim. Aynı şekilde buradaki değerimi yapıştırıyorum. Grafikala olarak resmimizin ismi ne olsun? Yine yüklediğimiz yeni resim olsun. Yani yeni resmimizi, şuradaki yeni resmimizi aynı şekilde göstersin ama gri tonda göstermesini istiyoruz biz bunu. Hemen return ile de bu değerimizi ekrana yazdıralım. Yani şöyle diyorum return deyip image response diyerek jpeg uzantılı ilgili resmimizi gri tona çevirerek göstermesini istiyoruz. Hemen resim olarak bir gösterelim bakalım gerçekten de gelecek mi? Bakın resim olarak tekrar çağırıyorum. Bakın bu sefer resmimiz gri tona yani siyah beyaz tona dönmüş oluyor arkadaşlar. Ve bunun gibi daha pek çok özelliği buradan inceleyebilirsiniz. Resmin üzerine bir yazı ekleyebilirsiniz. Üzerine Resmin üzerine aynı zamanda bir yuvarlak daire, çizgi şeklinde bir daire ekleyebilirsiniz. Daha birçok özelliği bu sınıf içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın text kısmı var. Yani resim üzerine yazı ekleme dediğimiz text objemiz var bizim burada. Gerekli font özelliklerini de belirterek yine sizler de aynı şekilde ilgili bölüme resim üzerine yazı ekleyebilirsiniz, metinler ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Laravel'de bir resmi yüklerken resmi nasıl boyutlandırırız? Bununla ilgili örnek bir uygulama yapmış olduk. Hem de buradaki sınıfın nasıl Laravel projesi içerisine dahil edileceğini görmüş olduk arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.